Podcast TV izleyicileri, farklı sektörlerden derlediğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rafferin tekstilin böyle geniş bir profilini alırsak sizden memnun oluruz. Ya Rafferin tekstil dediğim gibi 1993 senesinde Bayrampaşa'da kuruldu. Evet. Ya ilk orada küçük bir atölye kardeşimle beraber başlamıştık. İşte sene 2022 devam etmeye, ayakta durmaya çalışıyor işin özü. Bizim makine parkımız biraz geniş aslında, yani kendi kapasitemize göre, alana göre. Bizim normalde şu an atölyede tabii personel bulabilirsek tırnak içinde. Yani 100-120 kişi istihdam sağlayacak bir alanımız var. Şu an çalışan personel 50 tane arkadaşla beraber çalışıyoruz. Bizim ürün gamımız şöyle, bizde şey yok. Yani ben illa şu ürünü yapayım yok. Bizim bu bantın güzel bir özelliği var. Hemen hemen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani alt grup, üst grup, örme hariç. Dokuma olarak biz pantolonla çalışıyoruz, etekle çalışıyoruz. Gerekirse abiye bile çalışabilir bantımız. Yani öyle bir nitelikli bir yer. Yani söylediğim şey şu, biz hem modelli çalışabiliyoruz, hem normal basic dediğimiz klasik tarzda ürünle de çalışabiliyoruz. Ona işte o ürün biraz değişken olduğu için, ama bizim en az asgari olarak biz aylık 30 bin parça ürün üretebiliyoruz. Yani modeller dediğim gibi basic'e çıktığı zaman bu 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. 60 bine bile yükselebilir yani. Ama çıkabiliyor. Tabii tabii çıkabiliyor. Ama modelli olduğu zaman işte 30 bin gibi bir şey aylık. Evet. Yani nelere dikkat ettiniz? Yani farkınız nedir? Nelerden taviz vermiyorsunuz? Rafferin tekstil olarak neler çözmek istersiniz? Valla yani kırmızı çizgiler vardır ya, kalite. Olmazlar. Evet. Yani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Çünkü yani bir farkımız, atıyorum ben X bir firma çalışıyorsam, X firmada eğer ben birinci değilsem, birinci sırada önde ben tercih edilmiyorsam zaten yaptığım işin bir anlamı olmuyor. Yani biz burada biraz kaliteye fazla önem veriyoruz. Ama şöyle de bir durumumuz var tabii. Yani bazen koşullardan dolayı kırmızı çizgilerin hepsini kaldırdık biz. En basiti belki de ilerleyen dakikalarda şey yapacağız biz, bu konulara değineceğiz ama personel. Yani biz pandemiden dolayı küçülmedik aslında. Eleman bulamadığımızdan küçüldük. Yani pandemide bile iş vardı aslında baktığınızda. Evet. Çünkü aslında pandemi sürecinde tamam belki tekstil olarak iş olmayabilirdi ama medikal olarak iş vardı zaten. Bravo, tabii. Anlatabildim mi? Yani vardı, maske vardı, vardı, önlük vardı, tulum tabii, vardı, vardı, vardı. Ki biz medikale de girdik ama gerçekten... Eyvallah. Efendim şunu da sorayım. Şimdi tabii programımızı gençlerimiz de izliyor. Tamam tekstille ilgili firmalarımız izliyor ama şimdi mesela siz tabii 50'li yaşlardasınız, olgun yaşlardasınız. Buradan gençlerimize de bir mesaj olsun. Başarılı olmak için nelere dikkat etsinler, neler yapsınlar, nelerden taviz vermesinler desek neler söylemek istersiniz? Vallahi gençlerimize ben çok söyleyecek bir şeyim yok aslında. Çünkü o, şu anki nesilin o kadar zıttız ki, yani dünyaya bakışımız, eskiden hani biz babalarımızla çatışırdık ama yine iyi kötü biz babalarımızla aynı pencereden biraz bakıyorduk dünyaya. Bu şimdiki Z kuşağı çok farklılar. Yani onlara şunu tavsiye edeyim diye zaman sana alay geçi olabilirler. Yani çünkü dünya bakışı çok farklı. Onlar biraz daha teknolojik, biraz daha olayın farklı boyutundalar. Ha şu da var, yine söylüyorum. Biz eğer bu işte, yani hangi iş olursa olsun markalaşmak istiyorsan babanın bıraktığı bayrağı senin taşıman lazım. Ben buraya kadar getirdim, sen şuraya getir. Ben eksiğimle, fazlamla buraya kadar getirebilmişim. Hani sen bir şeyler daha koy üstüne, bunu akademik eğitimle alırsın, daha bilimsel nasılsa artık, bunu bir tık daha ileri götürebiliriz. Yani markalaşmamız gerekiyor bizim. Ve bizim markalaşmak için de bizden sonra geleceklerin gerçekten önünü açık olması lazım. Bugün en basiti benim oğlum şu an 18 yaşına girecek. Yarın dese ki ya ben çünkü 20'li yaşlarımın başında bu işe girdim. Kendi işimi açtım. Benim çocuğum 21 yaşında ben kendi işletmemi açıyorum derse açamaz. Bu fiyatlardan, bu maliyetlerden, ya bu kaostan korkar yani çocuk. Çünkü devlet, hükümet, artık kimse gerçekten işletmelerin önünü açmalı. Yeni teşviklere, bakın teşvik bizde çok fazla var bilirsiniz değil mi? Korkunç teşviklerimiz vardır bizim. Ve bu teşviklerin hiçbiri bence takip edilmiyor ve kötü niyetli kullanılıyor. Ben İstanbul'da çalışan bir işletme olarak dünya kadar vergi ödüyorum.
Benim ödediğim vergiyi atıyorum Batman'daki heba ediyor. Ben çünkü orayı finanse ediyorum aslında. Ben burada öderken orası oraya peşkeş çekiliyor. Bu da adalet değil. Yani benim burada ödediğim şey maaş ve SGK primiyle orası aynı değil. Tamam bana diyor ki git diyor İstanbul'da çık diyor. Benim oraya gitmem yetmiyor ki. İstanbul ne olacak? Hadi hepimiz gittik buradan. Gittik ben de Urfa'ya gittim. Yani İstanbul'u İstanbul tekstilden çıkardık. Organize sanayi dünya kadar var. Kitle tarafına gidin. Dünya kadar organize sanayi var. Hadi bizi de götürdün orayı. Hep biz gittik. İstanbul ne olacak abi? Yani çünkü biz çaputla uğraşmayacağız dedik. Biz çaputa muhtaç olduk aslında. Yani her taraf beton oldu. Şu an çaputa muhtaçız aslında. Şu an tekstil, ihracatın ana lokomotifi tekstil. Yani şöyle söyleyeyim. İşin özeti. Kim gelirse gelsin, hangi iktidar olursa olsun, eğer sen işletmelere destek vermezsen, bu sigorta maliyeti, elektriktir, birçok şeydir. Yani önünü açmazsan, bizim gibi işletmeler çoğu bitmek zorundadır. Kapanır yani. Yazık olur. Evet, peki efendim, şunu da soralım son olarak. Şimdi tabii siz dediğim gibi 30 sene yaşındır sektörde kendi markanızla yani kendi firmanızı kurmuşsunuz. Üretime devam ediyorsunuz. Bu anlamda da vizyonu geniş bir iş adamısınız, geniş yatırımcısınız. Mesela neler hedefliyorsunuz ileriki süreçte? Yani kendi markanızda üretim yapmak, ihracat yapmak gibi böyle hedefleriniz var mı, oldu mu, girişimlerde bulundunuz mu? Girişimlerde bulunduk. Girişimlerde bulunduk. Olmadı. Yani birkaç sefer girişimde bulunduk. Tabii ki hedefimiz var. Herkesin rüyasıdır. Yani hep bir üst segmente geçmek. Bizim de tabii var. Başarabilirsek ne mutlu bize, başaramazsa da zaten bu şekilde kör topar gideceğiz. Bak.